Arkadaşlar merhaba. Yine Artvin bölgesi Güreşen Köyü kış faaliyetindeyiz. Barınak çalışmasında. Yine bu çalışma arasında ekstra bir bilgilendirme yapmak istedik. Barınağımızda kullanmak üzere gördüğünüz gibi orman sarmaşığı türlerini kullanıyoruz. Burada yalnız özellikle şunu belirtmek istiyorum. Orman zemininde yetişen sarmaşıklar da dahil olmak üzere birçok çeşit ağaç sarmaşığı, kaya sarmaşığı gibi türler var. Genel anlamda saparna cinsi sarmaşık türlerini tercih etmeniz sağlamlık açısından çok daha iyi olacaktır. Biz özellikle gördüğünüz gibi kaya sarmaşığı, yine saparna türlerinden birisi, kaya sarmaşığı türlerini kullanıyoruz. Yapısı oldukça sağlam. Hatta size şu şekilde göstereyim. Bıçağımla keserek, fazla da ısrar etmek istemiyorum ama uç kısımlarından şöyle bakın. İç kısmı gayet lifli ve kesinlikle bir insan ağırlığını dahi rahatlıkla kaldırabilecek özellikle türler. Orman zemininde yetişen türleri de kullanabilirsiniz. Fakat orman zemininden aldığı nemle belli noktaları çürümüş olabiliyor bu sarmaşıkların. O yüzden biz ağırlıkta kaya sarmaşıklarını ve ağaç sarmaşıklarını tercih ediyoruz. Şimdi bu sarmaşık türleriyle, bakın bunları parça parça istediğimiz boyutta keserek, çok uzun sarmaşıklar bunlar. Bunları istediğimiz ebatlarda keserek barınağımızı sağlamlaştıracağız ve aynı zamanda blok ağaçları birbirine sabitleyeceğiz. Bunun da ekstra bilgisini vermiş olalım. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendimize bir eğitim ve faaliyet alanı karargahı oluşturuyoruz. Hem yaz hem de kış aylarında uzun süreli kullanabileceğimiz bir barınak oluşturuyoruz. Doğal barınak sistemi. Burada kullandığımız materyallerin hepsi doğal ve özellikle farklı uyarı videolarımızda da belirttiğimiz gibi orman zemininde bulunan, doğanın sindirimine katılmış olan devrilmiş ağaçları kullanıyoruz. Asıl videomuzun amacına gelince, barınağımızın sabitleme noktalarını özellikle saparna türü kaya sarmaşıklarıyla sararak sabitleme işlemi yapıyoruz. Burada asıl bu videonun amacını belirtmek gerekirse saparnanın esnekliğini arttırma ve kırılganlığını azaltma üzerine basit bir nüanstan bahsedeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi saparnanın ana kolon vücudu gayet sağlam, esnek. Fakat bunu burma hareketiyle, bakın şu şekilde burma hareketiyle içerideki lifleri daha da birbirine kaynaştırarak şu şekilde esnekliğini daha da arttırıyoruz. Böylelikle ana gövdede kırılganlık azalıyor, esneklik artıyor gördüğünüz gibi. Daha da yumuşadı ve çekeri şu anda gördüğünüz gibi ne kadar asılırsam asılayım, kopma gibi bir durum söz konusu değil. Şuradan tekrar gösterelim. Biraz daha geriden. Gördüğünüz gibi ana çevirme bloklarını bu şekilde sabitliyoruz arkadaşlar. Videonun sonunda zaten barınağımızın bitmiş halinde ekleyeceğiz. Oradan da inceleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar diyelim. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere.